Selamun aleyküm ve rahmetullah. Hepinize selamlar olsun. Yarın Üftade Hazretlerini anma töreni var. Onun için aslında bu videoya niyetlendim. Tekrar hatırlatmak için paylaşacağım inşallah. Şurada hemen ileride Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbesi var. Hemen şurada surların arkasında da yaklaşık 6-7 dakika yürüme mesafesinde de Üftade Hazretlerinin türbesi var. Bursa'yı bilenler zaten biliyordur da dışarıdan gelenler için bu kadar mesafesi var. Üftade'ye gelince Osman Gazi ve Orhan Gazi'ye de inşallah mübareklere ziyaret edin veya oraya gelirseniz Üftade Hazretlerini ziyaret edin diye hatırlatma var. Ben hemen burada Tophane Endüstri Meslek Lisesi var. Burası Tophane diye geçiyor semt olarak. Lisesi var. Orada okumuştum etmiştim. O zaman zaten her gün geçiyorduk ediyorduk da. Şimdi uğramak o dönemki ruh hali, o dönemki nasıl diyeyim, gençlik hali bambaşka, şimdi bambaşka. Beraber edelim. Uzakta olanlar da, Bursa'da olup daha sonra başka şehire gidenler de bir daha yad etmiş olsunlar. Bursa'yı özlemişlerdir belki. Son halini, 2024'teki halini görsünler inşallah. Şöyle yapalım. Sol taraftaki Osman Gazi Hazretlerinin, sağ taraftaki Orhan Gazi Hazretlerinin, önce inşallah Osman Gazi Hazretlerinin türbesini ziyaret edelim. Yarın Üftade Hazretleri anma töreni saat 11'de. İnşallah orada bir Mustafa Kara hocamız gelecek. Herhalde sanırım bir kısa konuşma yapacak. Akabinde bir yemek veya aşure dağıtımı olacak diye biliyorum. İnşallah yarın ben de nasipse orada olacağım. Allah'ın izniyle sabahtan gidip hani yardım olunacak, destek olunacak bir şeyler varsa öyle niyetim var. Türbeye geleceğim inşallah. Bu arada cuma saati yaklaştı. Bir taraftan da acele ediyorum. Bursa'ya gelemeyenler için olsun diyeyim. Şurada Tophane Saat Kulemiz var bizim. 2. Abdülhamit Han'ın tahta çıkışının 29. yılında yapılmış. 1905 yılında. O güne ithafen yapmışlar. Burada eskiden top atışları oluyormuş. Eskiden biz çocukken iftarlarda, Ramazanlarda, hocalardan hemen önce, ezanlardan hemen önce burada top atışı oluyordu. Hala oluyor mu? Şu an anımsayamıyorum. Eskiden duyuyorduk top atışını, ondan sonra ezanlar başlıyordu. Güzel bir uygulamaydı. İşte Yeşil Bursa. Şunlar yapılana kadar Yeşil Bursa'ydı. Şöyle yapacağız. En kolay anlatımı nasıl yapabiliriz? Biraz aşağı doğru ineyim. Şimdi hemen merkez şöyle çevirirsek burası Tophane Sırtları. Şöyle dümdüz tam karşıda gördünüz. Ben şu an güneşten pek seçemiyorum ama şu yol İstanbul yolu. Bu tarafa Ankara. Bu tarafta İzmir. Hemen Ulu Cami minarelerini görüyorsunuz inşallah. Tam merkeziz. Uludağ Sırtları şu an. Uludağ bugün bulutlu. Az önce çok güzel bir yağmur yağdı. Bir yaz yağmuru geçişi yaptı. Bursa'nın, Yeşil Bursa'nın Evliya Çelebi zamanından sonraki en son kalan yeşilleri böyle. Şurayı bir önceki dönem çok kötü yaptılar. Yani burada çok eski bir mahalle vardı. Kiremitçi Mahallesi'ydi. Buraya bloklar diktiler. Bursa'nın bütün şeyi bozuldu. Bu benim kendi görüşüm. Gerçi ova da çok dolmuş durumda şu an. Bir sol tarafı, batı tarafı biraz hala yeşil gibi. Ama şöyle birazcık hafiften böyle şey yapalım. İnanın ben güneşten şu an ne çekiyorum vallahi görmüyorum. İnşallah en azından Bursa yine de, Bursa bu kadar yerden ibaret. Elbette ki daha ileri doğu tarafı gidiyor, batı tarafı bu tarafa doğru gidiyor ama merkez böyle, herkes de bir şekilde Bursa'nın neresinde oturursanız oturun. Buraya Ulu Cami'nin oraya herkes gelmiş oluyor. Hanlar bölgesi, çarşı bölgesi hepsi burada. Ulu Cami'nin minareleri gördüğünüzü düşünüyorum. Ben çünkü zira göremiyorum. Uludağ gene yemyeşil maşallah. Gene bir yeşilliğimiz var. Sessiz sakin bir şehir. Şimdi buradan hemen türbeleri ziyaret edelim. Şeyler için yaptım. Hem Üftade Hazretleri anma törenini hatırlatayım diye hem de kısa tutmaya çalışacağım. Şimdi Bursa'yı uzun zamandır gelmek isteyen, görmek isteyen varsa böyle panoramik olarak Bursa. Bursa. Şu an orijinal eski Bursa. Tam şu an ekranda gördüğünüz Ulu Cami, Uludağ. Hemen tam şu an şuralarda
Ben görüyorum ama inşallah yanlış göstermiyorum. Yeşil türbe, tam o ağaçlık alan Emir Sultan Hazretleri. Hemen altında Yıldırım Beyazıt'tan. Hemen buradan Osman Gazi inşallah. Eminim ki video güzel çıkıyordur görüntü olarak da ben inanın güneşten şu an hiçbir şey görmüyorum. Burada Saat Kulesi. Buradan hemen inşallah Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi Hazretlerini ziyaret edelim. Hemen de karşısındaki türbede Orhan Gazi. Biliyorsunuz yalnızca Kur'an'a hürmeten, odada konaklayacağı odada Kur'an-ı Kerim'i gördüğü için hürmeten ayaklarını uzatamayıp o gece uyuyamayan mübareğe o haldeyken, o halde otururken içi geçtiğinde bir rüyada göbeğinden bir şeyin fışkırdığını, bir çınar ağacının fışkırdığını görüyor. Ve dallarının, burası Orhan Gazi Türbesi, şimdi Osman Gazi Türbesi. Burada asker arkadaşlar vardı ama herhalde nöbet değişimi yaptılar. Göbeğinden bir çınar ağacının fışkırdığını ve dallarının gökyüzünü geçtiğini görüyor. Rüyayı tabir ettiklerinde senin soyundan gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. Bir imparatorluğun müjdecisi olarak bir rüyayı görüyorlar, söylüyorlar. Bu armayı özellikle gösteriyorum ki bu bir devletin arması. Öyle öyle basit falan değil yani. Çok büyük bir devletin çok büyük bir arması. Kimse kusura bakmasın. Selamun aleyküm. Niceler var gönül sultanları, niceler var devlet sultanları. Bunlar dünya sultanlarımız. Allahu alem. Bismillahirrahmanirrahim. Edeben susuyorum. İnşallah siz de fatihalarınızı gönderiniz. Osman Gazi Hazretleri'nin türbesi. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Allah gani gani rahmet eylesin hepsini inşallah. Ben az önce girip dualarımı ettim. Video kısa tutayım diye hemen devam ediyorum. İnşallah karşı tarafa da çıkarken yine edemem. Siz de öyle yapın. Çünkü onlar en büyük saygıyı hak eden insanlardan. Hemen Allah'ın izniyle Orhan Gazi Hazretlerine de bir ziyaret edelim. Siz de dualarınızı eksik eylemeyin inşallah. Şöyle kimseyi rahatsız etmeden. Hava çok güzel, çok sıcak. Bursa bu sene muhtemelen ülkenin her yeri çok sıcak da Bursa inanılmaz sıcak. Bugün biraz bir serinledi gibi, rüzgar da var, yağmur da var şükür. İnşallah edeben yine susarım. Orhan Gazi, Osman Gazi'nin. Orhan Gazi Hazretleri'nin. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Allah gani gani rahmet eylesin hepsi Allah. İnşallah hepsine. Allah hepsinden razı olsun. Bu taraftan. Bursa'da olup gelmek isteyen Bursa Üftadi Hazretleri'nin
Anma törenine inşallah bilginiz olsun. Selamun aleyküm Sultan. Bursa'yı fetheden komutan Orhan Gazi 1326 yılında Osman Gazi Hazretleri babası vefat ediyor. O vefat ettiği sene Bursa'yı fethetmiş oluyor. Orhan Gazi Hazretleri'nin de Baba Sultan, Geyikli Baba benim videolarımda vardı, izlersiniz isterseniz. Onunla bir münasebeti var. Onun devrinde onu davet ediyor Geyikli Baba'yı gelsin diye inşallah. Dediğim gibi buradan da direkt karşıya yürürseniz Üftade Hazretleri'ne 5 dakika içinde varmış olursunuz. İnşallah ben de oraya doğru yetişeceğim şimdi. Yarın saat 11'de, 27 Temmuz Cumartesi saat 11'de kısa bir konuşma vesaire olacak diye duydum oradaki hocalardan. Akabinde de sanırım aşure veya yemek vesaire dağıtılacak. Gelmek isteyen olursa güzel olur. Bilgisi olsun. Vakti olan, müsait olan buyursun inşallah. Sağlıcakla kalın. Çok selam edenler var. Her yerden selam edenler var. Allah razı olsun hepinizden. Hepinizin selamına ve aleyhine aleyküm selam diyorum inşallah. Çok güzel yorumlar yazıyorsunuz her şeye. Kanala yeni erişenler varsa diğer Allah dostlarını ziyaret ettiğimiz videolara da bakabilirler. Şey gibi, biz aile gibiyiz yani öyle. Çok özel şeylerimiz yok, daha önce de söyledim hep. Olabildiğince buradan göstermek istiyorum. Türbelerden direkt çıktım. Birazdan videoyu sonlandıracağım inşallah. Yine 10 dakikayı bulmuş. Türbelerin oradan karşıdan çıktıktan sonra hemen şuradan. Şurada bir saltanat kapı var. Gördüğünüz gibi eski Bursa surları. Saltanat kapı. Hemen şu aradan da Üftade Hazretleri'ne. Zaten bizim Bursa'da böyle mübarekleri bordo tabelayla göstermişler. Bizde mübarek maşallah çok olduğu için Üftade Hazretleri, Kavaklı Camii hepsi. Buradan dümdüz yürüdüğünüzde yaklaşık 5 dakika sonra bu yolun sonunda Üftade Hazretleri Camii ve Kabri Şerifi var. Allah hepinizden razı olsun. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.